Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir imam bayıldı tarifiyle geldim. Ee, sizleri bekletmeden hemen tarife başlıyorum. Gördüğünüz gibi imam bayıldığımız için şöyle küçük patlıcanlar, orta boy patlıcanlar seçtim, alacalı soyuyorum ve şöyle e, karınlarına birer çizik atıyorum ki kızarırken içi de çok güzel bir şekilde tam e, kızarsın. E, gerçekten. Tam bir yaz lezzeti, hele zeytinyağlı yaparsanız tadına doyum olmuyor arkadaşlar. Ee, çok faydalı olacağını düşündüğüm için bu tarifinde kanalımda bulunmasını istedim. Şimdi hem soyup hem çizdiğimiz patlıcanlara tuzlu suyumuzu hazırlıyoruz. Eğer patlıcanlarınız acı ve e, tohumlu bir patlıcansa şöyle tuzlu su da birazcık bekletiyoruz. Üzerine bir tabak kapatın, iyice suyla temasını sağlayın arkadaşlar. 15-20 dakika beklettikten sonra patlıcanları çıkarıp şöyle havluyla fazla suyunu sıkıp alıyorum arkadaşlar. Kızarırken etrafa yağ sıçramaması için bu önemli. İyice havluyla suyunu alın. Isınmış olan yağın içerisine bırakıyorum. Yavaş yavaş altı kızardıkça, üstünü, üstü kızardıkça diğer yanını çevirerek her tarafını eşit bir şekilde kızartıyoruz. Evet şöyle bastırdığımızda yumuşacık olmuşlarsa patlıcanlarımız tam anlamıyla kızarmış demektir arkadaşlar. Hemen kağıt havlu serdim tabağıma alıyorum ve imam bayıldığımızın sosunu yapmaya geçiyorum. Şimdi sosumuz için tavamıza birazcık sıvı yağ aldık. Bir adet soğanı doğrayıp çok ufaltmadım küp küp doğramadım yarım ay şeklinde e, kesip doğradım arkadaşlar. Soğanımızı soteliyoruz. Üzerine bir tane doğranmış yeşil biberi ekliyorum ve bir diş de sarımsak şöyle rendeliyorum üzerine. Hepsini soteledikten sonra kabuklarını soyup doğradım. 3 tane domatesi yani küçük olduğu için 3 tane doğradım. Siz 2 tane de doğrayabilirsiniz. Domatesin büyüklüğünü, küçüklüğünüzü küçüklüğüne göre oran değişiyor tabi domatesini de soteledikten sonra birazcık tuzunu ekleyip şöyle biraz daha sotelenmeye bırakıyorum çok çabuk pişiyor arkadaşlar 5-6 dakikada hemen soteleniyor zaten domates çok çabuk pişen bir sebze şimdi patlıcanlarımı servis tabağıma almıştım şöyle karınlarını açıp şöyle biraz çatalla tırtıklayıp İçersini, e, iç kısmını boşaltmaya çalışıyorum. Yani almıyorum patlıcanları ama eğer tohumluysa veya rahatsız edip, e, eden derecede <laughs> iç kısmı varsa alabilirsiniz. Benimkiler biraz tohumluydu, o yüzden hafifçe kaşıkla aldım. Şimdi patlıcanların içerisini pişirdiğim harçla dolduruyorum. Muhteşem bir İmam bayıldı haline geliyor. Ee, yemeğin ismini neden e, böyle koymuşlar hep merak etmişimdir. Ama gerçekten çok lezzetli. Böyle ekmeğinizi bana bana yiyeceğiniz bir lezzet arkadaşlar. Hem meze olarak hem e, masanızı süslemesi açısından da görseli de çok güzel. Üzerine biraz fesleğen ya da maydanoz da çok yakışırdı. Benim evde olmadığı için Süsleme aşamasını yapamadım arkadaşlar. Ama gerçekten gönül rahatlığıyla e, yapıp tüketebilirsiniz. Bugünkü de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.